Peygamber hayatı ve devamındaki sahabe toplumun hayatı çok önem arz ediyor. Çünkü insanlar bu döneme bakarak hayatlarını dizayn etmeye çalışıyor bazı insanlar. Ama bu dönem nasıl aktarılmış bize? Hangi yollardan gelmiş? Bu dönemi anlatan kaynaklar, kitaplar nedir, ne değildir? Bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Bunlar önem arz etmektedir. Çünkü günümüze baktığımız zaman insanlar o dönemle ilgili bir bilgi aktarıyor. Bakıyorsun menakıb, hasais, delail türü kitaplardan aktarabiliyorlar. Bunlar nelerdir? Bunlar hikaye türü kitaplardır. Daha çok hurafe türü kitaplardır. Peygamberin gerçek hayatını anlatan gerek İslam tarihi kaynakları da gerekse bazı hadis kaynaklarındaki bilgiler önem arz eder. Ama bunlarda tabii ki birçoğu ham bilgidir. Yani rafine edilmemiş bilgiler elimize geçmektedir. Bu bilgileri biz nasıl değerlendireceğiz? Nasıl yapacağız? Bunlar çok önem arz ediyor. Bu tabii ki İslam tarihi metodolojisi gerekir bu iş için. Nasıl bir metodolojiyle işlenecek konular anlaşılacak, değerlendirilecek, rivayetler nasıl tahlil edilecek, biz gelen bütün bilgileri olduğu gibi kabul mü edeceğiz, yoksa bunları nasıl değerlendireceğiz, bunlar önemli. Mesela örnek verin, Türkiye'de İslam tarihi deyince ilk akla gelen kitaplar bir tanesi, Asım Göksel'in 18 ciltlik kitabıdır. Sadece siyerden bahsediyor, 18 cilt. Ama ne varsa içine doldurmuştur. Şimdi buradan aldığımız bilgilerle nereye kadar gidebiliriz? Çünkü o gördüğü bütün bilgileri oraya aktarmıştır. Çok çalışmıştır ama şeydir yani bu Hatıbul Leyl cinsi bir kitaptır. Yani hadis literatüründe şöyle bir söz vardır. Gece karanlığında odun toplayan insanlara denir bu. Yani bir insan gece karanlığında odun toplamaya çıktığı zaman her karaltıyı odun zannedip eline atabilir. Ama yılan, bir yılan karaltısını da odun zannedebilir ama o zehirli bir varlıktır. İşte önüne gelen her hadisi, her rivayeti alan, toplayan, bunu hiç tahlil etmeyen insanlara da, ravilere de Hatıbul Leyl denir. Gece oduncusu anlamına gelir. Bu anlamda biz önümüze gelen bütün rivayetleri olduğu gibi alırsak karşımıza çok tuhaf bir tarih çıkar. Çünkü birçoğu uydurulmuş, ilave edilmiş, idraç edilmiş rivayetler girmiştir bu kaynaklara. Peki bunları nasıl yapacağız? Öncelikle bunu bilmek lazım. Şimdi biz bu konu tabii uzun sürer fakat öncelikle kaynaklarımız neler? Bunlarla ilgili başlayalım. Bizim elimizde yani öncelikle bakın en erken kaynaklardan hareket etmeliyiz. Usulümüz bir defa bu olmalı. Yani diyelim ki 100 yıl önce yazılan, 200 yıl önce yazılan bir kaynak temel kaynak olmaz. Çünkü o eski kaynaklardan almıştır. En temel kaynağa gitmek gerekir. Mesela atıyorum 1400'lerde yaşayan İbn Esir temel kaynak olmaz. Siyer açısından. Kendi dönemi için temel kaynaktır. Ama siyer açısından o da Taberi'den almıştır. Veya İbn Kesir siyer açısından temel kaynak olmaz. Çünkü o da daha eskilerden almıştır. Ama kendi dönemi açısından önemlidir. Veya İbn Haldun'un Kitabul İber, siyer, dört halife anlatımı bakımından bir temel kaynak olmaz. Çünkü çok sonraki bir dönemdir. Ama şey açısından, kendi dönemi açısından önemlidir. Bu anlamda bunları iyi tasvip etmek lazım. Biz şimdi en temel kaynaklara giderek konuya başlamak istiyorum. İslam tarihi denilince en temel kaynaklı ilk başta en temel kaynaklar nelerdir? Şimdi piyasada aslında ilk kaynaklarda elimize gelmemiştir. Yani Eban bin Osman'dan bahsedilir. Mesela Hazreti Osman'ın oğlunun bir kitap yazdı. Ama o yok elimizde. Ondan sonra işte Urve bin Zübeyir'den bahsedilir. Elimizde yok. Bunların kitapları elimize gelmemiş. Musa bin Ukbe'nin kitabından bahsedilir ama kitabı yoktur elimizde. Derleme vardır. Nasıl bir derleme? İşte o rivayetler bir araya getirilip Musa bin Ukbe'den kitap oluşturmuştur. Böyle bir şey vardı ama o kendi yazdığı değildir. Yine benim Ankara Okulu yayınlarını çıkartmış olduğum İslam klasikleri bir serim var. Yaklaşık 32 cilt oldu. 32 kitap oldu ama ciltleri sayarsan 40'a geçti kitap sayısı. Oradan çıkarttığım dördüncü kitap var. İbn-i Şahbe Zühri'nin El Megazi. Tabii İbn-i Şahbe Zühri bunu yazmamış. Ama ondan gelen birçok rivayeti bilginler toplayarak bu kitabı oluşturmuşlar. Bir derleme kitap. İlk tek derleme kitabı olarak onu basmıştım zaten. Ama önem arz ediyor. Çünkü İbn-i Şahbe Zühri bizim için peygamberin hayatını daha sonraki bir ravilere aktarılmasına çok önemli bir şanstır. Ömer bin Abdülaziz tarafından işte hadis toplamakla görevlendirildiği falan belirtilir. Hadis toplamıştır. Emevilere yakın bir duruşu vardır. Ama bizim açımızdan bir mihenk taşlarından bir tanesidir İbn-i Şahbe Zühri. Kendisine bazı uydurma rivayetlerde atfedilir ama bir önem arz eden birisidir. Fakat her ne olursa olsun bizim elimizde ilk siyer kaynağı olarak baktığımız zaman bize kadar ulaşabilmiş İbn-i İshak'tır. İbn-i İshak'ın da tam nüshası elimize gelmemiştir. İbn-i İshak o dönemde Selefi mantıkta hareket eden Malik, İmam Malik'ten de eziyet görmüş birisidir. Dövmüşlerdir, kaçmak zorunda kalmıştır ve Bağdat'a sığınmıştır. Bağdat'ta
kitabını yazmıştır. Abbasi Sarayı'nda Ebu Cafer Mansur'a yazmıştır. Ha, kitabın tamamı günümüze gelmemiştir. İki nüshası vardır. Birisi Süheyl Ezzekkar'ın nüshası ki, Süheyl Ezzekkar'ın neşrettiği nüsha ki, bu nüshayı Türkçe'ye çevirdi. İlk harfi yayınlarından Adnan Demircan editörlüğünde Türkçe'ye çevrildi. Bir de Muhammed Hamdullah neşri var. Muhammed Hamdullah neşrini de daha önce 1988'de çevirmişti fakat kötü bir çeviriydi bu. Bu sebeple ben bunu tekrar çevirttirdim. İslam klasikleri serimde 32. kitabı olarak neşrettim. Hem de Arapçasıyla. Hem Arapçasını hem de Türkçesini neşrettim. İki nüsha arasında ufak tefek farklar var fakat paragraf sistemli olarak bu Hamdullah neşri böyle bir paragraf sistemine esas almış. Bu nüshayı neşrettim. Hem şeyden Afrika'daki nüshayla işte Şam'daki nüshayla falan karşılaştırarak veya da Hindistan'daki bahsedilen nüshayla karşılaştırarak neşretmiş. Biz bunu çevirdik tekrar. İyi, güzel bir çeviri oldu. Geçen hafta Türkiye'nin gündemine girmiş oldu. Bu müjdeyi de vermiş olayım. İbn İshak'ın güzel bir çevirisi de daha piyasaya çıkmış oldu. Yani iki çevirden bir tanesi olarak. Ama bu yayınladığımızda Arapçasını da koymuş olduk. Arapça sayfa numaralarını da koyduk ki yani okuyucu eğer güvenmezse çeviriye baksın Arapçasına kontrol etsin. Şey varsa, sıkıntı varsa bilsin şeklinde sayfa numaralarını vererek Arapça sayfa numaralarını neşrettik. Bu anlamda İbn İshak çok önemli. Ama ne yazık ki bakın İbn İshak'ın Avrupa dillerine birçok çevirisi varken hatta İngilizce 1952'de çevrilmişken bizim Türkçe'ye daha 1980'de bir kötü çeviri ve şimdi işte 2010'la 15'lerde bir çeviri Süheyl Zekkar Neşri ve bizim 2021'de bu Hamdullah Neşri ilk defa yayınlanmış oluyor. Tabii güzel bir çeviriyle. Sonuç olarak ne kadar geri olduğumuzu da gösteriyor. Yani biz hala şeyden batıdan bile yani batıdan teknoloji olarak geriyiz de ama İslami ilimler adına da çok gerilerdeyiz. Adamlar bunların nüshalarını buluyorlar, yayınlıyorlar, çeviriyorlar. Düşünün yani bu ne kadar sıkıntılı bir şey. Evet, yani ilk kaynak İbn-i İshak'tır. Bir diğer kaynağımız onun öğrencisi İbn-i Hişam'dır. İbn-i İshak'ın kitabının tamamını görmüş. Kendisi bazı yerlerini kullanmış, bazılarını kullanmamış. Arada bazı farklar var. İbn-i Hişam biraz daha Emevi Abbasilerden çekindiği için mesela Abbas'la ilgili bölümlerde işte Abbas'ın esir olduğu bölümü gizliyor, söylemiyor. İbn-i İshak'ta bulabiliyoruz bunu. Ama İbn-i İshak'ın tam nüshası elinden geçtiği için mesela şu anda İbn-i İshak'ta Bedir Savaşı'ndan sonraki bölümler falan tam yoktur yani. Ama İbn-i Hişam tam bir siyer kitabıdır bu anlamda. Önemlidir. Türkçe'de de bir iki tane çevirisi var. Bir Hasan Ege çevirisi var. Biraz bozuk olduğu söyleniyor. Bir tane daha çıktı. Fakat bu iki çeviride sıkıntı olduğu için biz yeni bir çevirisini yaptırıyoruz. Profesör Doktor Cahit Külekçi bunun üzerine çalışıyor şu anda. Yakın zamanda onu da neşredeceğiz inşallah. İbn-i İshak bu anlamda Hazreti Peygamber hayatıyla ilgili temel kaynaklarımızdan bir tanesi. En temel kaynaklardan bir tanesi İbn-i İshak'tan sonra. Ayrıca Vakıdi var. Muvakkidi'nin birçok kitabı var ama en elimize sağlam olarak ulaşan Megazi'si var. Neden bu Megazi'ler ön planda? Onu biraz söyleyelim, ondan sonra bunu anlatalım. Şimdi bakın İbn-i Şihab'ın Megazi'si var. İşte İbn-i İshak'ın kitabının asıl adı da Megazi. Siyer ve Megazi ile ilgili olduğu için. Sonra Muvakkidi'nin Megazi var. Çünkü arkadaşlar Arap aklında veya da cahiliye döneminde Eyyamul Arap diye bir tabir var. Arap geceleri demek aslında. Nedir bu? Araplar geceleri otururlar, hem eğlenirler, içkilerini içerler, aynı zamanda kahramanlıklarından bahseder. Şu savaşta şöyle yaptım, bu savaşta böyle yaptım, şöyle ettim. Bütün savaş anlatımları yapılır. İşte bu anlatım tarzı, bu geleneği İslami dönemde de işte peygamberin savaşları olarak anlatılmaya devam etmiş. Peygamber Bedir Savaşı'nda şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı, bu şekilde anlatılmış. Onun için ilk siyer oluşumları megazi şeklindedir. Mesela Buhari'nin megazi kitabında okuyabilirsin. Bir siyer gibi bir şeydir. Ama savaşlarla anlatılır sadece. Onun için ilk siyerde peygamberin doğumundan başlayalım işte ölümle anlatalım diye bir şey düşünmemişler bence. Megaziler oluşturulmaya başlamış. O ilk toplanırken yani elimizde olmayan o risalelerde Eban bin Osman'dır veyahut da Urve bin Zübeyir'dir işte. Lan onların kitaplarında, Şuarah Bil'in kitaplarında böyle başlar. Fakat daha sonra megaziler oluşur. Megaziler daha sonra siyere dönüşür. İşte İbn-i İshak bunun ilk örneğidir. İbn-i İshak bir diğer örneğidir. Ama mesela Vakıdi daha değişik bir şey yapar. Sadece megazileri anlatır. Sadece savaşları anlatır. Çok güzel bir, önemli bir kitaptır. Çok değerli bir kitaptır. Gerçi Selefiler tarafından ve Ahmet bin Hanbel falan onlar tarafından şeyle suçlanır böyle. Yalancılıkla falan suçlansa da bunlara katılmıyorum ben. Onu iddia edenlerin kendi kitaplarında bir sürü hurafeler var.
Hani hadisçi İslam tarihçi kavgasında şunu söyleyeyim, sürekli İslam tarihçilerini efendim işte senetsiz rivayet ederler de şunu yaparlar tartışmalarında ben İslam tarihçiler tarafındayım. Bunun branşım olduğu için söylemiyorum çünkü karşı tarafın argümanları çok zayıf. Yani diyorlar ki işte efendim senet kullanmıyorsun ama sen senet kullandığında ne yaptın? Yani örnek olarak vereyim Buhari'de mesela hadis senede papaz var. Siyer-i Farklı Okumak kitabında verdim bunu. Papazlar rivayet etmişti. Ne kadar senedine güveneceğiz bunlar. Onun için senet çok önemli değil. Bizim açımızdan şu anda. O dönem belki olabilir. Ama yani böyle suçlayarak İslam tarihçilerini hadis kitaplarının daha muteber olduğunu söylemek çok doğru bir şey değil. Bu şehir efsanesidir. Hadisçiler zaten siyeri tam da anlayamazlar. Çünkü kafalarında kronolojik bir siyer yoktur. Parça bölüktür. Konu konudur. Peygamberin abdest adabı, peygamberin yeme adabı, elbise adabı böyle öyle kitapları koymak üzere düşünürler. Oturup da bir konu siyer kafada oluşmadığı için tam bir hadis kitaplarından bir siyer çıkartamazsınız zaten. Ha, biz kullanırız bu kitapları ama bu anlamda şey doğru değildir. İşte İbn-i İshak'la Malik kavgası biraz buna benzer. Malik işte onu suçluyor, o da onu suçluyor filan. Ama peygamberin siyeri düşüneceksen daha değerli olan İbn-i İshak'tır veya İbn-i Hişam'dır. Vakıdi'yi suçlayabilirler ama Vakıdi kronolojik bir şey yapmıştır. Megazi yapmıştır. Onlarda öyle bir şey yoktur. Parça bölüktür. Onun için çok değerli bir kitaptır bizim açımızdan. Yani bu tip şeylere, polemiklere girmiyorum. Gerekirse bunu çok uzun uzun anlatabilirim. Ama şunu söyleyeyim. İşte Vakıdi bunlardan bir tanesidir. Vakıdi'nin elimizden şey var. Çevrildi. Adnan Demircan editörlüğünden. Ve şu anda piyasada var. İlk harf yayınlarından çıktı. Diğer kitapları var. Vakıdi'nin Fütuhu falan var. Bak bunlarda biraz sıkıntı var. Biraz şüpheli. Çünkü biraz onlara bir şeyler karıştırılmış gibi söyleniyor. Vakıdi'nin Fütuhu Şam adlı eserini ben çevirtiyorum. Onu da neşredeceğim inşallah. Kitab-ı Riddes var. O şeyden alıntıdır denli. Onun için onu neşretmedik. Yani en sağlam kitabı Vakıdi'nin Megasidir. Çok önemli bir siyer kaynağımızdır bizim. Bir diğeri Belazuri. Belazuri'nin Ensabul Eşraf adlı çok güzel bir eseri var. Belazuri dehşet bir insan. Fütuhul Buldan var. Fetihleri anlatır. Peygamber döneminden başlayarak anlatır. Çok değerli bir kitaptır. Bir de Ensabul Eşraf var. Bu da tabakat kitabıdır ama ilk başta peygamber hayatını bahseder. Sonra işte tabaka tabaka anlatır. Çok güzel, değerli bilgiler verir. Çok da önemlidir. Bunu da suçlarlar Selefi hadis, ehli hadis bunu da suçlar işte yok efendim Şii'dir falan diyerek değil çok kaliteli bir şeydir müelliftir o kadar ilim düşkünüdür ki ona demişler ki işte bir daha fazla zekayı açan bir yemek var adı Belazur Hindistan'da çıkıyor yersen zekanı açılıyor o da çok çok yemiş sonra delirmiş çok yemekten ve maalesef tımarhanede ölmüş. Yani çok değerli bir eserler bırakmış arkasından Belazuri bizim için çok değerli birisidir. Belazuri'nin Ensabul Eşraf'ı da Fütuhulbul'dan çevrildi Mustafa Fayda tarafından. O piyasada var zaten. Ensabul Eşraf da çevriliyor. Devlet yayınları olarak çıkıyor. Şu anda birinci cilt, bir ile ikinci cildi çıktı. 12 cildi, 6. mücellet haline çıkacak. Bu anlamda çok değerli bir eser olarak kazandırılmış oluyor. Evet, bir diğeri İbn-i Sa'd. İbn-i Sa'd da bizim ilk kaynaklarımızdandır. İbn-i Sa'd da 10 cilt olarak neşredilmiş. Türkçe'ye de çevrildi Adnan Demircan editörlüğünde. Bu anlamda Adnan Demircan'ı hayırla yad ediyorum buradan. Hem Belazuri'yi hem Vakıdi'yi hem de İbn-i Sa'd'ın çevirisine katkıda editörlük yaptığı için. İbn-i Sa'd'ın çevirisi yayınlandı. Şu anda piyasada var. İbn-i Sa'd bizim neden temel kaynağımız? İlk iki cildinde şey yapar. Siyer anlatır. Kronolojik. Ondan sonra tabakatlara girer. Bu anlamda çok önemlidir bizim açımızda, değerlidir. Son olarak temel kaynaklardan son olarak Taberi'yi söyleyeceğim. Taberi büyük bir kitap tabii ki. Ta Hazreti Adem'den başlar. 922 yılına kendi dönemine kadar anlatır. Ama onun içinde siyer bölümü de bu anlamda önemlidir. Taberi bizim İslam tarihinin Herodotu denilir. Çok önemli bir şeyimizdir. Taberi'nin de neşrini ben yapıyorum Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar tam bir çeviri yapılmamış. Maalesef Türkler 1000 yıldır Müslüman oldular. Ama işte bu kadar önemli bir kitabın çevirisi hala Türkçe'ye çevrilmemiş. Ya Batı dillerine 100 yıl önce çevrildi Taberi. Ama bize hala çevrilmedi. Hem Fransızca hem İngilizce hem Almanca çevrildi. Sonuçta bunun Türkçe'de birkaç çevirisi var. Bunlara itibar etmeyin. Çünkü bir 4 ciltlik çeviri var piyasada. Bu özettir. Ve asıl Taberi değildir. Farsçadaki bir özeti Osmanlıca'ya çevrilmiş. Osmanlıca'daki çevirisini
Latinize ettiler. Ve 4 yıl piyasada Taberi tarihi diye sunuyorlar. Tarihi Taberi. Bu doğru değildir. Yani bu asıl Taberi değildir. Çakma Taberi'dir diyebiliriz. Çünkü birçok rivayet almıyor. Özet, eskiler özet şeyler yapıyorlardı ama bu bilimsel kitap olarak kullanılamaz. Bir tane daha var. O tam çeviri olarak başlamış fakat Hazreti Ömer dönemine kadar yayınlanmış. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in sağ olsun çok büyük işler yapmış bir ismi de döneminin önemli bir bakanıdır. Batı klasikleri yanında Doğu klasikleri çok güzel çeviriler yaptırmış. Taberi de çevirttirmiş ve Hazreti Ömer dönemine kadar yayınlanmış. Ondan sonra basılmamış. Çeviriler şeyde Türk Tarih Kurumu'nda duruyor ve baskıya konulamamış. Bak, onun dili de eskidiği için şu anda piyasada yok o da. Böylece piyasada hiç Taberi çevirisi yok. İşte bundan dolayı bir ara bir grup arkadaş çevirecekler, onlar da yapamadılar, bitiremediler. Ben onun için bunun neşrine giriştim ve şu anda 5 cildin neşri. 6. cildi yapıyoruz. Toplam 11 cilt olacak ve bu şeyde Türkiye tarihinde bir ilk olacak inşallah. İslam Klasikleri serimin 15. kitap olarak bunun neşrediyorum. Tabii ki sadece bunlar değil İslam Klasikleri serimde. Siyer olarak aynı zamanda bir harici kroniği olan Salim Mizekvan'ın Hicri 60'lara 70'lere tekabül eden kitabını neşrettik. Bu çok önemli bir kitap. Çünkü bu o kadar eski bir kitap pek elimizde yok. Bu kronik yakında ne bulundu ve yayınlamış olduk. Yine İbn-i Kelbi'nin Kitab-ı Esnam'ını yayınladık. Bu da peygamber hayatıyla ilgili önemli bir şeydir. Cahiliye dönemine ait önemli bir kitaptır. Yine peygamber hayatındaki ekonominin nasıl olduğu ile ilgili Kasım bin Sellam'ın kitabını Envan'ı neşrettik. İslam klasiklerini. Bu da peygamber ve daha sonraki dönem için önemli bir kaynaktır. Ekonomik olarak zekatın dağılımıyla paranın nasıl işlediği ile ilgilidir. Zühri'nin Megalesinden bahsettim. Yine İbn Hibban, bu ikinci jenerasyon diyebiliriz. Yani ilk jenerasyon bu 4-5 kitapsa İbn Hibban bir sonrası gelmektedir. Hemen arkasından Taberi'nin arkasından Es-Sîretü'n-Nebeviyye isimli değerli bir kitabı var İbn Hibban'ın. Bunu da neşrettik. Bu da İslam klasiklerinin 5. kitabı olarak neşredildi. İlginç bir şehir tarihi neşrettik. Ezrakî'nin Akbâr-ı Mekke. Bu daha önce 1970'lerde yayınlanmış ama eksik çevrilmiş. Daha sonra çeviriyi tamamlattı Yunus Vehbi Yavuz Hoca'nın ve Akbar-ı Mekke çok değerli bir kitaptır. Mekke ile ilgili her türlü bilgiyi verir. Peygamber ve daha sonra Mekke tarihiyle ilgili önemli şeyler vermektedir. Yine Dinever'in Akbar-ı Tıval'ın başında Hazreti Peygamber ile ilgili bilgi var. Bunu yayınladık. İbn-i Kuteybe'nin El-İmamesini yayınladık. Bu da yine baş tarafında siyerle ilgili bilgileri ver. Daha sonra Dört Halife dönemini anlatır. Bahsetmem gereken bir diğer kitap İbn-i Zebale'nin Akbarul Medine. Akbarul Mekke gibi Medine Tarihi ve Ezvacun Nebi isimli kitaplarını neşrettik. Bu da Medine ilk Medine, ilk şehir tarihidir İslam'da. Bu anlamda önemlidir. Yahya bin Adem'in Kitabul Haraç. Yine 12. kitap olarak neşrettik. Şeyi, yani Kitabul Envar gibi önemlidir. İbn-i Habib'in El Muhabber. Çok değerli bir kitap. Cahiliye dönemini ve Peygamber dönemindeki ilginç olayları anlatan bir kitaptır. Bunu neşrettik. Yine İbn Ebi Davud'un Kitabul Mesahif, yani Kur'an'ın cemi ile ilgili toplanması ile ilgili önemli bir kitaptır. Taberi'yi bahsettim 15. kitap olarak. İbn Ebi Şeybe'nin Kitabul Megazi, yani savaşlarla ilgili bölümünü çok değerli bir kitap olarak, rivayet olarak aktardık. Önemli bir kitap, Peygamber Siyeri açısından İbn Hayyat'ın Tarih. Bu ilk kronolojik tarih kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neşrettik. Bu da bu şekilde önemli bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Yine Mes'udin et-Tenbih ve İşraf, yine Peygamberimiz dönemiyle ilgili önemli bir 4 halife dönemiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. İlginç bir kitap İbn Asem'in El-Futuh. Bu 8 cildi 4 mücellet halinde neşredeceğiz ve 2 cildini yayınladık. El-Futuh çok şeydir. Bu anlamda bizim açımızdan çok değerlidir. Fetihleri anlatmaktadır. Yine edebi metinler olarak çok ilginç bilgiler veren Peygamber ve Dört Halife döneminden İktülferit isimli İbn-i Abdurrabbi'nin kitabının ilk 3 cildini neşrettik. Bu da siyer açısından önemlidir. Daha da ilginç, farklı bir perspektiften bakan El-Avasım Minel Kavasım. Yani sahabe savunusu diye neşrettik bu kitabı. Yani özellikle Peygamber, işte Dört Halife dönemindeki siyasi olaylarda Şia'nın saldırılarına karşı Ehl-i Sünnet bakışıyla bir yazılmış bir kitap olarak karşımıza çıkıyor El-Avasım. Ebu Bekir İbni Arabi'nin bunu da neşretmiş olduk ve son olarak dediğimiz gibi Siret-i İbni Hişam'ı, İbni İshak'ı neşretmiş olduk. Evet, yani sonuç olarak bu kitapları neşrettiğimiz zaman
piyasada peygamber hayata ilgili temel kaynakları bir anlamda bulmuş olacaksınız. Böylece bunlar yazılan tezlerden tezlerin kalitesini yükseltecek, peygamberi anlamada daha kaliteli bir noktaya getireceğini düşünüyorum. Bu noktada bir de bazı şeylerden bahsedeyim. Coğrafya kitaplarından bahsedeyim. Şehir tarihlerinden bahsedeyim birazdan. Şimdi tabii ki İslam tarihi, İslam coğrafyası çok geniş olduğu için coğrafya kitapları da yazılmıştır. Bu biraz 8 ve 9. asırlar daha da çok olduğunu görüyoruz. Bunun değişik yazılma sebepleri var. Bir defa haç gerekçesi var. İnsanlar bulundukları coğrafyada hacca gidecekler. Yolları bilmeleri gerekiyor. Onun için coğrafya kitapları oluşturulmuş. Nasıl gidileceği değil. Sonra cizye haraç toplayan görevliler var. Bunlar yolları bilmeleri gerekiyor. Yol bilgisi gerekiyor. Onun için bu tip şeyler düşünülmüş. Çünkü zaten ilk kitaplar coğrafya el mesalik ve el memelik gibi yollarla ilgili isimler konulmuş ilk kitaplara. Ticaret var. Ticaret yine yol bilgisi. Çünkü İslam dünyası ipek yolu üzerinde oturuyor. Bir de baharat yolu üzerinde. İki tane önemli yol üzerinde oturuyor. Bu da önemli. Ayrıca rehl sebebi var. Müslümanlar ilim tahsili için şehirler arası dolaşıyorlar. Mısır'a gidiyor, Şam'a gidiyor, başka yerler. Bu da coğrafya bilgisi gerektirir. İşte bu anlamda önemli seyahatnameler yazılmış. Önemli coğrafyacılar çıkmış. Ben bunları isimleriyle biraz anlatayım. Ve ilk seyahatnamemiz bizim tarihte Süleyman Tacir isimli seyyahımız şeydir. İlginç bir özellikle doğuya yaptığı seferle bilinir. Ahbar-ı Sin ve Hint, Çin ve Hint'le ilgili bilgiler verir. Böyle maceracı bir tavrı vardır yazısında. Bir diğer seyyahımız şu anda elimizde çevirisi bu Süleyman Tacir çevrildi Türkçe'de var. İbn-i Fadlan da çevrildi. İbn-i Fadlan'ın seyahatnamesi Ramazan Şeşen tarafından çevrildi. Bu bir görevli, Volga Bulgar Hanlığı'na gönderilmiş bir Abbasi görevlisi. Yardım istiyorlar. Bu da halife de bunu gönderiyor ve yoldaki gözlemlerini anlatıyor. Halifeye sunum yapıyor. Çok güzel bir kitaptır. Türk toplulukları, adetleri, Ruslar, Hazarlar, Başkurtlar, Başkırtlar, Oğuzlar, Peçenekler. Bunlar hakkında çok temel bilgiler verir bize. Bu anlamda orijinal nüshasının Seki Velidi Tugan şeyde bulmuş, 1923'te bulmuş ve yayınlamıştır. Yine Azerbaycan bölgesinden, daha doğrusu Samanilerden Çin'e gönderilen Ebu Duref'in seyahatnamesi elimizde var. Aynı zamanda Kafkasya bölgesinde gezmiş. Bu da ilginç bir kitap. Nasır Husrev isimli Şii bir yazarın sefernamesi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hasan Ali Yücel tarafından çevirtildi ve yayınlandı. İsmaili birisidir ve gittiği yolları anlatır bize. Yine İbn-i Ecaid Türkiye'nin Kitab-ı Tarih Yeşbek Ezzahiri adlı eseri de bir Memlukle elçisi olarak Doğu Anadolu'ya gelmesi oraları anlatması açısından önem arz ediyor. Şimdi gelelim coğrafyacılara. Bunlardan da bahsedelim. Coğrafyacılarımızdan, İslam coğrafyacılarımızdan ilki Harezmi'dir. Harezmi çok önemli bir matematikçi, coğrafyacı ve çok ilginç haritalar vardır. Ondan kalan bir harita günümüze kadar gelmiştir. Coğrafyacılar kullanılmıştır. Hatta şeydeki Gülhane Parkı'ndaki Fuat Sezgin Hoca'nın kurduğu Bilim Teknik Müzesi'nin önünde de bu haritayı görebiliyoruz. Yakup bin İshak el-Kindi'nin coğrafyayla ilgili tanıtımları bizim için çok önemlidir. İbn-i Fakih'in Kitab-ı Buldan isimli coğrafya kitabı da. Çünkü bu kitabı çevirttirdim. İnşallah yakında neşredeceğim. Bizim açımdan çok önemlidir. İbn-i Fakih'in erken dönem kitaplarından bir tanesidir. İnşallah bunu yakında neşretmeyi düşünüyoruz. Yakubi'nin El-Buldan isimli kitabı var. Yakubi hem tarihçidir. Onun da tarih kitabının çevresi bitti. Şu anda okunuyor. Onu da neşredeceğiz inşallah. Ama bir de Kitab-ı Buldan'ı var ki coğrafya kitabı. Bunu da inşallah neşretmeyi düşünüyoruz. İbn-i Hurdazbe. İşte bu çok önemli kitaplardan bir tanesidir. Ve Kitab-ı Meselik vel Memelik. Bakın kitabın isminden belli. Yollar ve ülkeler. Çünkü nasıl gidecek, nasıl gelir bunlarla ilgili önemli bir ekol başlatmıştır. Çok önemli bir ekol başlatmıştır. Ve bu anlamda bu tip şeylerin kitapların yazılmasına şey olmuştur, biraz da önce olmuştur. Yine benim neşrettiğim başka bir kitaba geliyor İbn-i Rüsteh. İbn-i Rüsteh aslında posta görevlisi gibi çalışan birisi de devlet görevlisi El Ala Kun Nefise isimli bir kitap yazmıştır, coğrafya kitabı. Bu kitabı ben neşrettim. İslam klasiklerinin 8. kitap, 9. kitap olarak neşrettim. Çok önemli bir kitap. O tarih, 900'lü tarihlerde dünyanın
düzlüğünü savunanlara karşı yazılmış adeta bir kitap. Dünyanın yuvarlaklığını söylüyor. Ve bunlar böyle düşünürler falan diyerek de söylüyor. Yani böyle geri düşünceler halbuki dünya yuvarlaktır diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bakın 900, en fazla 900 tarihler. 6 asır sonra 1500'lerde Galileo dünya yuvarlaktır dedi diye Engüstü'nün vardı biliyorsunuz Avrupa'da. Bu kadar önemli bir kitaptır ve bunun ta şu Kamboçya'ya kadar gitmiş. Hazarlar hakkında ve Vikingler hakkında bilgiler veren bir kitap. Çok ilginçtir bu anlamda. Okumanızı tavsiye ederim. O çağda o Vikingler hakkında bilgiler veren, İngiltere'den bahseden bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Kudame bin Cafer, Hristiyan asırlı bir şeyimiz, yazarımız ve Kitab-ı Haracı çok önemlidir. O dönemde Vezir Ali bin İsa'ya sunduğu kitap. Bu da çevirisini yaptırıyoruz, neşredeceğiz inşallah. İstahri yine Türkiye'de yayınlandığı Kitab-ı Mesalik ve Memalik. Murat Ağar Hoca bu konularda çok çalışmalar yaptı, çeviriler yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizim Yakubi çevresinde kendisi yapmakta. Hemdani'nin Sıfat-ı Cezdiratül Arap bu kitapta şeye bile İngilizceye bile çevir, hiçbir dile çevrilmemiş. İlk defa Türkçe'de ben çevirtiyorum. Ve çevirdiği yayınlayacağım inşallah yakında. Mesudiye'nin Mürucu Zeheb ve Ettenbih ve İşraf var. Ettenbih ve İşraf'ı yayınladım ben. Mithat Eser Hoca tarafından çevrildi. Güzel bir çeviri yaptım. Mesudiye'nin Mürucu Zeheb'i de çevrildi. Şu anda okunuyor. Onu da inşallah neşredeceğiz. Çok güzel bir kitap. İbni Havkal'ın Suretul Ars. Harika bir kitap. Ramazan Şeşen Hoca çevirdi. Yayınlandı. Yeditepe yayınlarından okuyabilirsiniz. Ta Sicilya'ya kadar gitmiş. Birçok yeri gezmiş, dolaşmış. Önemli bir şeyimiz olarak karşımıza çıkmakta. Yazarı bilinmeyen bir kitabımız var. Hududul Alem diye. Bunu Minorski bunu yayınladı. Rus yazar. Çok güzel bir kitap. O dönemdeki İslam coğrafyası zaten değerli kitaplardan bir tanesi. Ama bu coğrafya kitaplarının en değerlerinden bir tanesi Mukaddesi'dir. Bazen Makdisi diye okuyor ama doğru değil. Mukaddesi'dir. Kudüslüdür. Ahsenet Tekasim fi Marifetil Ekalim şeklinde kitap çok değerlidir. Şöyle bir özelliği var. Sadece coğrafya bilgiyi vermez. Adet, örf, işte orada yetişen bitkiler, meyveler, sebzeler, mezhepler. Bu anlamda çok değerli bir kitap olarak gözümüze çıkıyor. Ve İhsan Ahsen Batur tarafından çevrildi. Selenge yayınlanan çok güzel bir kitaptır. Biruni'nin Tahkik-i Malil Hint Türkçe'ye çevrildi. Bunu kullanabilirsiniz. Süleymaniye nüshasını Alman Helmut Hitler bunu neşretti. 1930'da buldu. Bunu da El Kanun Mesudi'yi de Türkçe'ye çevirtmeye çalışıyoruz, yapacağız inşallah. Çok değerli bir kitaptan bahsedeceğim. Nusretul Müştak fi İhtiyar Afak İdrisi'nin kitabı Roger isimli kitabı Sicilya Kralı'na hediye etmiş. Dünyanın yuvarlaklığı ve yanında bir de düz yuvarlak küre hediye etmiş. Avrupalılar da dünyayı düz derken onlara bunu öğreten birisidir. Çok değerli bir kitaptır. Kitapların babası, coğrafya kitaplarının babası 10 ciltlik Yakud el-Hamevi'nin kitabıdır. Mucemül Büldan, alfabetiktir. Çok güzel bir kitaptır. Bütün teker teker bütün şehirleri verir. Ebul Fidan'ın kitabı Türkçe'ye çevrildi. Takvim-i Büldan isimli. Bu bir emirdir aslında. Padişah gibi. Humus, Haman bölgesinde. Ama böyle bir kitap yazmıştır. Yine son olarak da Hamdullah Mustafi'nin coğrafya kitabını söyleyelim. Nusretul Ulub'u söyleyelim. Bir de İbn-i Fadlullah Et-Dimeşki'nin, El-Omeri'nin kitap Mesalehül Ebsar isimli kitabını söylemiş olalım. Evet, bu kitaplar da bizim İslam tarihçileri açısından önemli şeylerdir diyelim. Bugünkü şeyimizi bu şekilde sonlandırmış olalım.